var. Bıçaklarım var. Bıçakçı. Bıçaklarım var. Bıçaklarım var. Ateş etmiyorsun. Niye öldürüyorsun? Ya bir git başımdan Leyla. Zaten sinirim tepemde. Her sinirin tepende olduğunda birini mi öldüreceksin? Madem sinirlisin taşıma silah milah. Ruhsatımı da göstereyim mi? Çok komiksin. İyi misin? Değilim. Başsavcıya götürdü adam. Ya bir kere de lafımı dinleyin. Fazla değil bir kere. Dikiş atmamız lazım. Dikiş filan istemem. İğneden mi korkuyorsun Tombik? Ne alakası var? Kapanır yara kendi kendine. Savcı hanım, müsaade edin de buna da biz karar verelim. Yok gayecim. Savcı hanım hiçbir şeye müsaade etmez. Her şeye kendi karar verir. İğneden korkar, satırın üstüne koşarak gider. Uyuşturmana gerek yok. Polat uyuşturdu zaten. Sen direkt dik. Hayırdır Tuncay, ne böyle dağılmışsın? Toparlayamadım ki efendim, o pisliğin içine düştüğüm için. Ayrıca teessüf ederim. Beni o pisliğe atan adama kız veriyorsunuz. Bana teessüf etmeme, matiyet. O kadar söyledim. Bu adam bizim hasmımız. Tuncay Bey'e neler yaptı dedim. Teşekkür ederim. Her zaman beni düşündüğünüzü biliyorum. Siz de olmasanız bırakın adama kız vermeyi, konseye bile alacaklar. Konsey ne? Sen konseyi bilmiyor musun Tombik? Nasıl savcısın sen? O kadar odamızı dinletiyorsun, telefonlarımızı dinletiyorsun. Konseyi bilmiyor musun? Alırım Tuncay Bey'i, öğrenirim, merak etme. Size de teessüf ederim hanımefendi. Bizi çöpe atan büyük mikroplar dışarıda, biz içeride öyle mi? Çantanın ön gözünde uzatır mısın? Ne yaptınız amirim? Ne demek hala bulamadık? Başsavcıdan bahsediyoruz. Her yeri arayın bulun. Efendim amirim. Oğlum, madem kankan, nereye gittiğini de bilirsin. Abi koca başsavcıyı da biz mi kurtaralım? Devletin o kadar polisi, jandarması var.
bulup kurtarsınlar. Hı hı. Evet amirim. Tamam. Ben de adliyeye geliyorum. Başsavcı dönmüş. Gel ben seni götüreyim. Ben kendim giderim. Ben de bir geçmiş olsun diyeyim başsavcıya. Polat, şimdi sırası değil. Yürü Tombik, yürü. Odası kalabalık başsavcının. Geldiğini ilettim. Ben senin odana uğrarım dedi. İyi. Kimin bu kitap? Bilmiyorum ama enteresan bir hikaye. Bir İtalyan asıllı Kanadalı'nın gerçek hikayesiymiş. Müslüman olduktan sonra eşi ve çocukları terk etmiş. Başına gelenleri anlatıyor. Çok da enteresan bir şekilde anlatıyor. Tombik, bu kadar dosyanın arasında kitap okumaya nasıl vakit buluyorsun? Başka türlü kafam dağılmıyor. Ayrıca ben de insanım, robot değilim. Hem ne zamandır aklımda. O kadar İstanbul'a geldim. Bekledim ki bir gün, hadi Tombik seni bir yere yemeğe götüreyim diyesin. Sıfır. Seni doyurmak için bir lokantayı kapatmak lazım. Önceden yemek hazırlamaları lazım. Baba olan sensin. Parmağını bir şıklatırsın, lokantada kapatırlar yemekhanede. Ayrıca şıkır şıkır bir yer isterim. Öyle esnaf lokantası falan değil. Allah bilir, gazetede, mecmuada trendleri de takip ediyorsundur sen. Kadınım ben, kadın. Hem işimi yaparım, hem dünyayı takip ederim, hem de öbür dünyayı takip ederim. Biz siz erkekler gibi at gözlüğü takıp yaşamayız. Kitabı bana hediye edersen yemeğe çıkarız. İlle karşılığında bir şey alacaksın. Sen ne cümleymişsin? Kaç paraysa vereyim. Beni kitapçıya götürme şimdi. Olmaz. Bitsin öyle veririm. Merak ediyorum sonunu. Geçmiş olsun. Sen Hamid'in bizi takip ettiğini nereden biliyordun? Falcı olmaya gerek yok bunu bilmek için başsavcım. Madem açık konuşuyoruz, siz de benimle açık konuşun. Bunlar sizden ne istiyor? Ne isteyecek? Ersoy'u serbest bıraktırmam. Bunun için size gelmezler. Ayrıca cezaevinde olmaktan memnun olmasa oraya da gitmezdi. Yattığı yerde kiminle görüşüyor? Eski emniyet müdürüyle birlikte kalıyorlar. Üçünüz bir yerde görev yaptınız mı? Görüyor musun Leyla Hanım? Sorgu nasıl yapılıyor? Efendim, Polat Alemdar hepimizin iyiliği için söylüyor. Biliyorum arkadaşlar, biliyorum. Ama siz de beni anlayın. Bazı şeylerin konuşulması bile devletin düşmanlarına güç verir. Vatandaşı çaresiz bırakır. Biz Ersoy'la bu emniyet müdürü arkadaşla görev yaptık. Maalesef bu ikisi illegal işlerin içine girdiler. Siz niye göz yumdunuz? Ben göz yummadım. O dönemin şartları bizi mecbur bırakıyordu. Bunu sen de iyi biliyorsun Polat Alemdar. O zaman bu ikisi içeride bir şeylerin planını yapıyorlar. Onların planları bitmez. Ama gerçekleşmeyecek bir hayalin peşindeler. Eski günlerine dönmek. İkinize de yine tavsiyem, bu işleri kurcalamayın ki bu şahıslarla birlikte tarih olup gitsin. Beni o emniyet müdürüyle görüştürebilir misiniz? Hayır. Benden hala sakladığınız bir şeyler var mı? Tabii ki var. Devlet sırrı diye bir şey var. Senin sakladığın sırların yok mu? Devletin gücünü kullanıp da devletin çıkarını zedeleyecek hiçbir şeyi saklamadım. Bazı şeylerin zamanı var. Geldiğin için teşekkür ederim. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Leyla'yı bu sefer sen bırakırsın. Daha güvenli olur.
Müdür işini bir araştıralım Leyla. Emredersiniz Sayın Bakanım. Allah Allah. Şşt. Ver.